Tony. Skat'a uymayacağım. Niye? Ne bileyim, uymayasın. Skat'ı düşman mı belirliyoruz? Belirleyelim mi? Yok. Ne, bir söz vardı. Neydi? Eski dosttan düşman olmaz mıydı? Öyle ben mi uyduruyorum şu an yoksa? Vardı öyle bir şey ya. Uysa da oldu, uymasa da oldu. Öyle bir söz var mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Var ya, öyle bir atasözü var. Doğru. Yoksa da var. Yoksa bile artık var. Tamam. Yaz bunu. Güzel laf yaz. Kullanırız. Güzel biz. Laf. Kitabın ortasından konuştun. Sen kimi tutuyorsun? Ben artık tutacak takım kalmadı. Ben hiçbir şey tutmuyorum. Şu anda izlediğim en rahat TDM mücadelesi olabilir. Evet. Şöyle arkama yaslanıyorum. Gram domurumda değil. Yiyin birbirinizi arkadaşlar. İster süreyle bitirin, ister skorla bitirin. Oh, bombaları atın. Ne güzel vurdu Frozen. Sen de vur Tulika. Ekrana hangi oyuncu gelirse ben onu tutuyorum. Şu tamam, mantıklı. Hadi ben Robs. Ben de gelmeyenleri tutayım. Robs bak şimdi nasıl indirecek. Bombayı gönderdi. Bak nasıl kaçacak. Ha Tulika sen vur şimdi. İndir Robs'u. 4-1 oldu bu arada skor. Madbus 4-1. Like alır. Bak ona, ekran onda. Çok güzel oyuncu. Like alır. Alamaz. Frozen alır. Frozen vurur. Arada şimdi böyle kaydı. Kimi tutacağımı şaşırdım. 8-3'e kadar geldi skor bu arada. Madbus'un ciddi bir üstünlüğü var. Direkt oyunun başından başladılar baskı kurmaya. SPG şu anda çok fazla karşılık veremiyor. TDM mücadelesi devam ediyor. Finale adını yazdıracak burayı kazanan takım. Kaybeden takım da Regnum Karya'nın rakibi olacak. Karşılıklı skorlar alınmaya devam ediyor. 9-5'e kadar geldi skor. Victor'un atışları var şu anda. Bir skor da almaya başardı. 9-6'ya geldi. Madbus artık bir tık böyle bir geriye doğru çekildi şu anda. Biraz daha arkada karşılamaya karar verdiler. Bir skor daha geldi Narvalov'dan, güzel bir bomba. Tulika yerde kaldı. 9-7 oldu şu anda skor. Frozen şu anda orada güzel bir noktada bekliyor. Rakip oyuncuları önüne doğru geldiği zaman da çıkacaktır orada. Flight da aynı şekilde, onun bölgesi de iyi. Victor'un bir bombası var. Bir de Kör geldi ona doğru. Şu anda iki tarafta temkini elden bırakmamak istiyor. Kafa kafaya mücadele geliyor. Yaklaşık bir 30-40 saniyedir skor gelmiyordu. Frozen o skoru almayı başardı. Victor şu anda ileriye doğru bir prefire'ları var. Victor'a atılan herhalde 3. ya da 4. flash bombası olabilir. Karakteri gözlerini kapatıyor. Victor gözünü açamadı. Açamadı bir türlü. Victor sen burada öyle bir flash ye ki... Son 3 maçta da açama hiç gözünü. Olabilir man. Narvalov'un bombası gelecek şu anda rakip oyunculara doğru. Bombayı pişirdi. Frozen'ın üzerine doğru bir bomba geldi ve bomba etkisini gösterdi. 13-11'e geldi skor. Madbus'un hala üstünlüğü var ama SPG'de ufak ufak kıpırtılarına devam ediyor. Bir bomba daha geldi. Gene bir flash bombası. Tony sana bir soru soracağım. Evet. Sen hangi kostümcüsün? Ben direkt böyle hani dar olan... Yani oyundaki kostümden bahsediyorum. Yani sen kostümü... Evet tabii ki. Heh. Kostümün şekli önemli değil, avantajı mı önemli diyorsun? Avantajı önemli diyorum, evet. O hani bazı kostümler var böyle etrafta. Ooo benim en sevdiğim işte pelerinli böyle mesela. O fırfırlı pelerinli kostümler birazcık böyle maç esnasında hani ağacın kenarından falan görünebiliyor. O yüzden ben onları çok fazla giymeyi sevmiyorum. Anladım. Benimkisi mesela bu, hep oynadığım Mumya. Mumya. Evet. Bir de bunun sarısı Narvalov var değil mi? Evet, ben beyazını oynuyorum. Yani Narvalov'un üzerinde olan ve kıyafet, genelde kullandığım kıyafet o. Tulika'nın iki güzelmiş bak, sevdim. Yani, ben öyle takılıyorum genelde. Yok, benimki genelde hep böyle bu tarz. Hani dar olsun. Dar seviyorsun. Gözükmesin, evet. Anladım. 19-14. Şu an kim kazanıyor? O konuda bile herhangi bir fikrim. Madbus kazanıyormuş. Önde. Madbus. Aa, buradan da vermez. Bayağıdır önde zaten. O maçın başından beri önde ilerlemeye devam ediyorlar. Biraz böyle oyun duruldu. Devamında tekrardan Madbus ilerlemeye başladı. SPG bitti. Madbus daha buradan vermez. Vermez. Mümkün değil. Madbus TDM'ler de böyle iyi güzel. Evet. Hadi ama Nexus, oyunda birazcık sıkıntı yaşadılar. GDM'de de güzel, oyunda da sıkıntı yaşamıyorlar fazla ama Madbus niye böyle oldu bu Avrupa Şampiyonası'nda ya? Ben beklemiyordum açıkçası. Yani aslında şeyden olabilir. Neyden? Frozen'ı bir bilek güreşinde devirdim. Onun moralsizliğiyle şu anda
gerçekten. Acaba şey mi dediler Tony? Hani şimdi Türk takımlarına baskı kurarsak bir abi, orada sunucu vardı. Abi. Yargıç Tony vardı. Evet. Sen onlara o izlenim verdin mi orada? Verdim. Siz hayırdır dedim ya. Bence ondan kaynaklı çocukların psikolojisini bozmuş olabilirsin. Olabilir. Ya baktım. Yani düşünsene şimdi bak ben onları yerine koyuyorum. Hangi ülkedenler tam bilmiyorum ama. Sanırım sadece Rusya değil. Yani karışık. Karışık. Orada. Evet. Sanırım Özbek ya da Kırgızistan falan. Ya böyle bir karışıklık var. Uzak bir ülkeden gelmişsin. Hı-hı. Türk topraklarına. Karşına Yargıç Tony gibi bir adam geçiyor. Saç sakal 2 metre. Geniş omuzlu. Bu enine 2 boyuna 2. Karşına geliyor öyle bir adam. Ne gerek var ki? Ha, bence o gece uyuduklarında rüyasında seni görmüş de olabilirler. Gördüyse hala uyuyamıyorum. Düşünsene o günden beri uykusuzuz. Asıl problem bu. Esas problem uykusuzluktur. Tony biz çalışmalara devam edelim. Birazcık bu ara yemeği arttıralım, kalorileri arttıralım. Yeterince benim artık merak etme. Daha bunun bir üstü sumo diyorsun yani. Yani bunun üstü sumoya gider. Problem olur. Ama orada da bir yağlı güreş yapsaymış çocuklarla iyiymiş ya. Ben gördüm öyle kendi aralarında güreşmişler. İşte şey değil pek fazla. Hani karşına aynı siklette değiliz. Hani hoş olmazdı. Bizim Kenzi sırtladı beni burada. Biliyorsun izledin. Kenzi, evet. Kenzi gibi bir aslında oyuncuları olsaymış. En irileri Frozen. Frozen bana nedense böyle hiç iri bayağı gibi boylu geldi postlu, ya. Boylu böyle. Hani bizim Frozen gibi geldi bana. Yok, bizim Frozen'dan iki tane. Allah Allah. Evet, evet. Bizim Frozen bayağı ufak. Olurmuş gibi aslında Frozen, Yargıç Tony, yağlı güreşleri. Çayır çimen. Yok, gene olmaz. Gene mi? Yok. Ya bende Frozen'ın bir buçuk katı oldu. Hani öyle bir durum oluyor. Yani böylelikle ben bizim Frozen'ın 3,5 katı oluyorum. Ve Medbus da bu arada galibiyete gidiyor ama farkı da azaltmaya çalışan bir SBG görüyoruz. 34-33'e kadar geldi. Vallahi farkı buradan kapatamazlar dedik ama onlar farkı 1'e kadar indirmeyi başardı. Şimdi tabii Medbus oyunu birazcık daha defansif boyuta çektiği için yine hala avantajın onlarda olduğunu söyleyelim. Oyun sonunda bir fark bile oldukça kritik olabiliyor. Narvalov ileriye doğru gelmişti. 36'yı buldu şimdi Medbus. Farkı yeniden 3'e kadar çıkarttılar. Şimdi 37'yi buldular Frozen'ın skoruyla birlikte. Artık yalnızca 3 skor. Şimdi Tulika bir skor daha buldu. 38-33 fark 5. SBG fark kapatmıştı ama artık oyun sonunda farkın yeniden çıkmasıyla birlikte buradan bu maç dönmez diyorum. Dönmez gibi 39-35 oldu. 4 skorluk bir fark var. 40-36 bitti. Medbus adını finale yazdırdı. Bakalım. Medbus Nexus Avrupa Şampiyonası TDM mücadelesindeki ikinci finalist belli oldu. Nexus'un rakibi Medbus oldu. Güzel bir büyük final mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Yarın oynanacak bu karşılaşma ve Regnum Caria ve SBG arasında da bir üçüncülük mücadelesi yine yarın üçüncü karşılaşmanın sonunda bizlerin karşısına çıkıyor olacak.